Evet Sayın Başkan, şimdi bazı belediyeler evde temizlik hizmeti veriyor ama 65 yaş ve üstü insanlara veriyorlar. Fakat Defne Belediyesi'nin bir arıcalığı var bildiğim kadarıyla. Siz sadece 65 yaş üstü değil, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlik yaşayan, efendim söyleyeyim bu işi yapabilecek durumda olmayan, sanıyorum her insan neredeyse veriyorsunuz bu işi. Şöyle söyleyeyim. Biz gerçekten kelimenin tam anlamıyla şimdiye kadar hiç kimseyi geri çevirmedik. Yani talebi olan herkesi, ha ne olur sıraya konur diyelim ki, hemen talep ettiği gün gitmez de bu hizmet, ama mutlaka bu şekilde talebi olan herkesin bu talebine mutlaka gidiliyor, yerine getiriliyor. Bu tabii sadece ev temizliği değil, bunun yanında bir o kadar da önemli. Özellikle ibadet yerlerinin, türbelerin temizliği çok çok önemli. Çünkü türbeler çok kişinin girip çıktığı yerler olduğu için bazen sıkıntılar olabiliyor. İşte ne bileyim. Bir de Defne'de bildiğim kadarıyla türbe de çok. Bu tür değil mi? Bilmiyorum. Okullar, ne kadar okullardan var daha fazla. Okullardan daha fazla. Evet. İslam dininin bir sorunu mu bu? Şimdi şöyle sevgili seyirciler, ne olur yanlış anlamayın. Beni bilirsiniz yani. Ne demek istediğim? Gene din konuları girmeyelim istersen. Konulara vallahi şimdi efendim toplum öyle bir yere geldi ki artık din üzerinde ihtisaslaştı herkes. Şimdi hep biz itiraz ederiz ya zaman zaman Sayın Yaman. Ya işte okuldan fazla cami var. Şimdi siz çok güzel bir yere değindiniz. Dediniz ki ya vallahi okuldan fazla türbe var. Doğru. Yani İslam dininin, bu arada bizi izleyen Milli Eğitim Bakanlığı bizi Müslüman olarak kabul ediyorsanız biz de kendimizi orada görüyoruz. İslam dininin böyle bir sorunu var galiba. Yani işte türbeler okuldan daha fazla, camiler okuldan daha fazla. Yani. Ya şimdi tabii okul kurmak ciddi bir sermaye, ciddi bir külfet. Türbelerle ilgili bir şey söylemek hakikaten şey güç. Yani şöyle, bunlar vatandaşın kabul ettiği bir takım değerler ise vallahi bize de düşen onlara saygı göstermek. Gösteriyor bu konuda yani? Ha, o konuda ne bileyim. Tamam peki, elimizden çıkalım. Geldiğince işte. Konudan çıkalım Sayın Yaman. Ama o biraz... O evde temizlik desteğini, türbeler tamam, türbeleri yapacağız, o bizim görevimiz, evet, diyorsunuz. Evet. Evde temizlik desteğine ihtiyacı olduğu tespit edilen bireyler. Nedir kriter efendim? Bir daha tekrar ediyorum. Bir daha tekrar çok edelim. Aman aman bir kriter yok. Hı-hı. Benim hakikaten işte ne bileyim güçsüzüm, hastayım, işte çocuklarım bana bakmıyor, param yok falan gibi herhangi bir nedenle bu hizmeti almak için müracaat eden herkesin bu hizmetine gidiliyor. Hiçbir... Kim tespit ediyor bunu? Belediyeden bir ekip mi gönderiyorsunuz efendim oraya? Gidiyor, bakıyor. Evet, bu adamın ihtiyacı var. Gidiyor, böyle yapıyor, şey. Yapıyor. Gidip bakmıyor. Yani bakmıyor, gidip yapıyor. Böyle yapıyor, gidiyor. İşte vatandaş geliyor. Bazen komşuları bildiriyor. Hı hı. Bu çok böyle suistimal edilen bir hizmet de değil. Yani şimdiye kadar böyle hani hali vakti yerinde, gücü yerinde kimse gelip de belediyeye gelin benim evimi temizleyin. Zaten demedim. Gelmez diyorsun. Gelmez. İlle ihtiyacı yani, olan tabii, geliyor. Tabii. Ya komşusu bildiriyor zaten, ya muhtar bildiriyor. Diyor ki şurada bir yaşlı var. Hatta bazılarını ben de gidip ziyaret ediyorum. Hem de bu vesileyle bir halini hatırını soruyorum. İşte evi, peki, temizleniyor. O şekilde gidiyor mesela. Peki.